Herkese merhabalar, ben Feyza, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Erasmus'a gitmeden önce sık yapılan hatalar hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü bu hataları ben de yaptım, benim gibi birçok arkadaşım da yaptı. Siz bu hataları yapmayın arkadaşlar. O hatalar neler? Öncelikle en önemli olan hatadan başlamak istiyorum. Euro ve TL farkı arkadaşlar. Şimdi Euro ve TL farkı derken ne demek istiyorsun? Hemen ona değineceğim. Öncelikle siz biliyorsunuz ki Erasmus'a gitmeden önce okulunuz sizden bir Euro hesabı açmanızı istiyor. O Euro hesabı açmanızın sebebi ise size yatacak hibenizin Euro olması ve o hesaba yatırılacak olması. Tabii biz şey düşünüyorduk arkadaşlarım, benim gibi ben ve benim gibi birçok arkadaşlarım yurt dışına Euro olarak para harcayacağımızı düşünüyorduk. O yüzden Euro hesabımızın olması gerektiğini ve oradan para harcayacağımızı düşünüyorduk. Fakat bu kesinlikle yanlış bir düşünce. Hani keşke yapmasaydık dediğimiz şeylerden birisi buydu. Hemen buna detaylı bir şekilde gireceğim şu anda. Örnek veriyorum arkadaşlar. Sizin 10.000 TL'niz var. O 10.000 TL'yi sakın ha sakın Euro yapıp yurt dışına gitmeyin. Nakit olarak bahsetmiyorum bu arada. Bankadan bahsediyorum. Mesela 10.000 TL'niz bankada değil mi? Onu Euro'ya çevirip de Euro hesabınıza koyup gitmeyin. Çünkü arkadaşlar siz orada Euro'yu harcamıyorsunuz. Siz orada TL hesabınızdan para harcayacağınız için sizin her seferinde para harcayacağınız zaman Euro hesabınızdaki parayı TL'ye çevirmeniz gerekecek. Bu da demek oluyor ki banka her çevirişinde sizden komisyon alacak. Yani şu şekilde. Mesela o dönem Euro 10 TL diyelim kurda. Ama banka size 9.80'e ya da 9.60'a kadar inecek şekilde o parayı çevirecek ve siz zararda olmuş olacaksınız. Yani siz gitmeden önce sakın ha sakın biriktirdiğiniz parayı Euro'ya çevirip gitmeyin arkadaşlar. Bu bizim yaptığımız en büyük hatadan birisiydi. Benim de o küsür param vardı. Fakat ben yurt dışında Euro hesabından para harcayacağımı düşündüğüm için 10.000 TL gibi bir parayı Euro'ya çevirmiştim. Ama yurt dışına gittiğimde fark ettim ki ben TL hesabından harcıyorum. Bunun sebebini de şu şekilde açıklayayım size. Sizin Euro hesabınızın bir kartı yok arkadaşlar. Sizin sadece bir Euro hesabınız var. Bir kartınız olmadığı için siz TL hesabınızdan para harcamaya devam ediyorsunuz. Ve o Euro hesabının açılmasındaki tek amaç ise sizin hibenizin Euro olarak yatması. Başka hiçbir amacı yok. Yani hiçbir şekilde karıştırmayın. Ve sakın ha sakın arkadaşlar TL'nizi Euro'ya çevirerek yurt dışına çıkmayın. Fakat siz nakit olarak götüreceğim ben bu parayı diyorsanız da çevirebilirsiniz. Evet, o karlı olur ama dediğim gibi o çok riskli olur. Çünkü en ufacık bir cüzdanınızın çalınmasında vesaire kaybedebileceğiniz bir para olarak gider. Ben bunu nasıl fark ettim? İşte ben Euro'ya çevirdim, sonra yurt dışına çıktığımda bir bakıyorum TL'den para harcıyorum. Sonra diyorum ki ben neden Euro'dan para harcayamıyorum? Çünkü kartım yok. Hesabım var ama kartım yok. Kartım olmadığı için de benim o parayı tek tek TL'ye çevirmem gerekti. Yeri geldi ben o parayı 9 TL'den çevirdim. Yeri geldi Euro arttığında 10 TL'den çevirdim. Yani arada 1000-1500 TL gibi bir fark oldu. Ve benim yani 1000 TL gibi belki de 1500 TL gibi bir zararım oldu. O yüzden bu konuda gerçekten çok ama çok dikkatli olun. İkinci konu bankalar arkadaşlar. Gideceğiniz ülkenin hangi bankasının Türkiye'deki bankayla anlaşmalı olduğunu araştırın. Yani demek istediğim şey şu. Ben Polonya'da Erasmus yaptım. Polonya'da Bank Pekao diye bir bankanın anlaşması Ziraat'leydi. Yani bu demek oluyor ki anlaşmalı bankalar kendi aralarında daha az komisyon kesiyorlar. Yani şöyle söyleyeyim. Benim Ziraat kartım vardı. Ben Ziraat kartla orada para çektiğim zaman çok çok az komisyon alıyordu. Fakat ben gidip başka bir kart kullansaydım, İş Bankası'dır, Deniz Bankası'dır veya herhangi başka bir bankadır, çok daha fazla komisyon kesiyordu. Ve benim bu hataya düşen çok fazla arkadaşım vardı. İşte İş Bankası kartıyla gelmiş mesela. Ben nereden az komisyonla çekebilirim diyor. Çekemezsin. Çünkü burada İş Bankası'nın herhangi bir anlaşması yok. Yani sen neden daha önceden bunu araştırmadın diye çok fazla söylenen arkadaşımız oldu. Eğer siz Portekiz'e gidiyorsanız mesela kesinlikle TEB Bankası'nı kullanacaksınız. Neden? Çünkü TEB'in orada anlaşması var. Bu arada TEB Bankası'nın BNP olarak
BNP olarak geçiyor. Çok fazla bankası bulunuyor yurt dışında. Siz eğer Polonya'ya TEP bankasıyla da giderseniz yine paranızı çekebilecek az komisyonda yer bulabilirsiniz. Ama dediğim gibi Polonya'da en az komisyon alan Ziraat Bankası şu an için. Farklı diğer ülkelere gidecekseniz de kesinlikle dediğim gibi TEP Bankası'nı kullanmanızı öneriyorum. Ha, ama şöyle bir tavsiyem de olacak. İki bankayı da açabilirsiniz arkadaşlar. Yani nasıl? Sizin hem mesela tüm Polonya'ya gidiyorsunuz Ziraat Bankası var. Ama ekstra TEP Bankası'dan hesap açıp kartınızla gidebilirsiniz. Çünkü siz gezeceğiniz zaman mesela Portekiz'de geziyorsunuz ve paraya ihtiyacınız oldu. O zaman para çekmeniz gerekirse de TEP Bankası en az komisyonu alacağı için TEP Bankası'nı kullanmanız gerekecek. Portekiz bu arada verdiğim sadece spesifik bir örnek. Siz İspanya'ya da gitseniz, Fransa'ya da gitseniz muhtemelen en az komisyonu alacak olan banka TEP Bankası olacak. Bir diğer hataya gelmem gerekirse de. İlk defa yurt dışına çıkıyorsunuz çoğunuz muhtemelen. Erasmus programıyla ve tek başınıza gideceksiniz. Haliyle insanda bir panik hali oluyor, heyecan oluyor. İşte yapabilecek miyim? İngilizce seviyesine çok fazla güvenmeyen arkadaşlar oluyor, düşük arkadaşlar oluyor. Hani panik yapan arkadaşlar oluyor. Onlar için de şöyle bir tavsiyem olacak. Yurt dışındaki birçok ülkede arkadaşlar Erasmus Student Network yani ESN olarak geçen bir öğrenci ağı bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye'de de ayağı var ESN Turkey olarak. Sizin gideceğiniz ülkede öncelikle ESN var mı yok mu diye bir bakın. Fakat dediğim gibi Erasmus programına dahil olan ülkelerin çoğunda var olan bir kuruluş diyebiliriz. Gideceğiniz ülkede %90 olacağı için şehrinizde var mı yok mu diye buna dikkatli bakın. Mesela siz Fransa'da Paris'e gidiyorsunuz. ESN Paris var mı yok mu? Var mesela. Onlarla iletişime geçebilirsiniz. Onlarla iletişime geçtiğiniz zaman bu öğrenci ağının body programı var arkadaşlar. Body programı ne demek? Erasmus'a yeni gelecek arkadaşlar için kendi aralarından bir arkadaş görevlendiriliyorlar. Ve sizin ilk gününüzde o arkadaş size yardımcı oluyor. İşte sim kartınızı almanızda yardımcı oluyor. Sim kartı harcınızda yurdunuza veya evinize gitmenizde yardımcı oluyor. Sizi belki gelip havaalanından alıyor. Belki gelip otobüs garından alıyor. İşte yurdunuza yerleştiriyor. İşte ilk gün size etrafı gezdiriyor vesaire. Bu tarz insanlar atanıyor. O yüzden kesinlikle şehrinizde ESN var mı yok mu? Buna çok dikkat edin ve varsa kesinlikle bir body talebinde bulunun arkadaşlar. Bu sizin için kesinlikle çok büyük bir artı olacaktır. Hem ilk gününüzde kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz hem de size yardımcı olacak bir arkadaşınız olacak. Ve böylelikle de o arkadaşınız sayesinde de ESN'le tanışmış olacaksınız. Ve belki de ESN'den birçok arkadaş edineceksiniz. Çünkü dediğim gibi Erasmus öğrencileri için var olan bir öğrenci ağı aslında bu Erasmus Student Network. Bir diğer şeye şu şekilde değineceğim. Sizin arkadaşlar gideceğiniz şehirde ESN olmayabilir. ESN olmazsa kendi karşı üniversitenizdeki Erasmus koordinatörünüzden sizin için bir kişi atamasını isteyebilirsiniz öğrenciler arasından. Ama tabii bu artık onların inisiyatifine kalmış. Atayabiliyorlar, atamayabiliyorlar. Çünkü ben Polonya'nın Krosno şehrinde Erasmus yaptım ve orada ESN maalesef ki yoktu. Ve yani benim gittiğim dönemde korona dönemi olduğu için okullar da açık değildi ve şehirde neredeyse kimse yoktu. Ama dediğim gibi benim şansım ben en yakın arkadaşımla birlikte aynı şehire Erasmus'a gittim. Ve hani benim iki kişi olduğumuz için çok bir tereddütüm yoktu. Hani zaten yanımda hani bir ses olsun derler ya benim yanımda zaten bir ses vardı. Ve son olarak yapılan bir diğer hataya geldiğim zamanda da Erasmus yapacağınız, Erasmus'a gideceğiniz şehire önceden gitmiş Erasmus öğrencileriyle en azından bir kişiyle bile olsun kesinlikle iletişime geçin arkadaşlar. Çünkü oradaki durumu, oradaki insanların durumunu size çok iyi bir şekilde anlatabilecek birisi olsun. Ben mesela kendim Krosno diye bir şehirde Erasmus yaptım ama dediğim gibi Polonya'nın Krosno şehri çok fazla Erasmus arasında ünlü olan bir şehir değildi ve şehir hakkında hiçbir bilgim yoktu. Daha sonrasında orada Erasmus yapmış olan bir arkadaşla iletişime geçtim ben Türkiye'den ve oradaki durumları bana aktardı. Mesela şöyle bir örnek vereyim size. Ben ilk oraya gittiğimde bir tane kadının evinde kalacak olarak çıkmıştım yurtta yer olmadığı için. Ve ben bu durumu o arkadaşa söylediğim zaman bana demişti ki sakın ha sakın o kadının evinde kalma. O kadınla çok fazla problem yaşayan arkadaşlar oldu. Daha sonrasında ben koordinatörümle iletişime geçmiştim ve o kadının evinde kalmak istemediğimi söylemiştim. Daha sonrasında da dediğim gibi kendim ev arıyorken koordinatörüm demişti ki yurtta yer açıldı seni yurda alalım demişti bana. Ve ben böylelikle yurtta yer bulmuştum. Ve daha sonrasında o şehre gittiğimde de gerçekten benim
O kadının evinde kalan arkadaşlarım da o kadınla çok çok büyük sorunlar yaşamıştı. Kadın işte depozitoyu geri vermiyor ya da çok sorun çıkartıyor vesaire. Gerçekten çok problemli bir kadındı. Yani bu konularda da avantajlı olursunuz. O yüzden kesinlikle Erasmus'a gideceğiniz zaman sizden önce gitmiş olan arkadaşlarınızla iletişim halinde olun. Bu sizin için çok çok faydalı olacaktır. Benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı. Umarım size yardımcı olabilmişimdir. Şimdiden hepinize iyi Erasmus'lar diliyorum. Umarım bol bol gezersiniz ve çok çok eğlenirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.